Milli takımımız yeni formasıyla İzmir Atatürk Stadında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Florian Mayer saatine baktı ve mücadele başladı. İzmir taraftarı böylesine güzel bir gecede, müthiş bir gecede tribünde yerlerini aldılar. Sağ taraftan gelişiyor milli takımımızın atağı Gökhan. Vurdurmadılar. Kaleye sert bir vuruş dışarıya. Tuncay araya girdi. Tuncay iki savunma oyuncusu var karşısında. Tuncay sert vuruyor dışarıya. Savunmanın hatasını çok iyi değerlendirdi Tuncay. Cezalının hemen ön çizgisinde baraj. Hakem işaretini verdi. Yankurovski vuruyor Rüştü'nün kucağına. 12. dakika 0-0'lık eşitlik var. İzmir'de Hasan Şaş'la başlıyor hatamız. Hasan, Çek Cumhuriyeti çok çabuk bir şekilde kendi yarı sahasına girdi. Ceza alanına doğru Gökhan. Mersen Martin'in presi vardı. Milan Baroš. Poborski. Tekrar Baroš'a. Baroš iyi aldı. Sıyrılmak istiyor. Yardımcı hakemin uyarısı ve top Çek Cumhuriyeti'nde. Poborski ortayı yaptı. Kaleye doğru sert vuruş dışarıya. Rosenal. Atatürk Stadı 70 bin kapasiteliydi değerli izleyiciler. Ama geçen yıl burada üniversite oyunları düzenlendi ve bütün stat koltukla şu anda. Bu arada Çek Cumhuriyeti'nin ilkesi düştüğü geçiyor. Hakeme bakıyoruz. Hakem penaltı noktasını verdi. Milan Baroš ceza alanı içerisindeki futbolcu. Şu anda hakeme itirazlar var. Florian Mayer penaltı noktasını gösterdi. 20. dakika. Pozisyonu biraz sonra tekrar izleyeceğiz. Milan Baroš Tolga'dan sıyrıldı. Ceza alanına girdi. Ve burada yerde kalıyor. Hiçbir şey yok. Sen ne diyorsun Ersin? Kesinlikle penaltı olmadığına inanıyorum. Hayır. Penaltı olmadığına inanıyorum. Evet, Çek Cumhuriyeti penaltı kullanacak. Poborski var. Kaleye düştü. Poborski geldi ve top ağlara gidiyor. Ve bu pozisyonda Milan Baroš yerde kaldı. Hakem Florian Mayer penaltı noktasını gösterdi. Ama yine defansif bir hatadan geldi penaltı Ersin. Ersen Martin, Gökhan. Hakem topa diyor. Gol bekliyoruz. Milli takımımızdan Hasan yaptı ortasını. Arka tarafa doğru kaleci Pelçe. Şimdi Tuncay çok uzak mesafe vuruyor. Son anda savunmaya çarptı dışarıya korner. Yankulovski, Necati. Faul yapmadı inancını taşıyor Necati. Yankulovski'ye de kızdı. Hakem uyarıyor. Pozisyonu tekrar izleyeceğiz. İşte bu noktada bakalım faul var mı? Hocam ne diyorsunuz? Yaklaşıyor. Serbest vuruş kullanıldı. Plaşin sol tarafa. Yankulovski iyi çıktı. Ortayı yapıyor. Top kontrolü güzel. Vuruş da güzel ve top ağlarımızda. Steiner Hannover'de, Almanya'da, Bundesliga'da forma giyen bu forvet oyuncusu topu öyle bir kontrol etti, öyle bir vurdu ki gerçekten yapacak belki de hiçbir şey yoktu. 2-0 mağlup durumdayız. Enteresan bir gol oldu. Buradan Yankulovski'nin i̇şte bakın, ortası. Evet. Topu böyle alışıyor. Kontrol ediyor. Yankulovski çok sert bir orta yaptı. İbrahim Akın güzel bir pas attı. Yıldıray yetişebilecek mi? Yetişti. Topu kontrol etti. Sağa çekti. Yıldıray kaleye doğru vuruyor. Dönen topu tamamlayan
İbrahim Akın ama top dışarıya gidiyor. Çok önemli bir fırsat, çok önemli bir şans. Belki de maçın başından bu yana yakaladığımız en net gol pozisyonu. Kaleciyle karşı karşıya İbrahim Akın. İşte bakın, bu pozisyonda top İbrahim Akın'a çarpıyor. Daha sonra tekrar önünde kaldı. İşte bütün Türkiye'de oynayan Çekler son 10 dakika girdiler değil mi? Evet, Zelenka. Marek Hans girdi önce, daha sonra Zelenka, şimdi de Thomas Yun. Necati'nin ortası, penaltı noktası üzerinde doğru savunmayı geçti. Şimdi Orhan gelişine sert vuruyor, Petçe sektirdi. İkinci pozisyon, top ağları gidiyor. Top ağları gidiyor. Evet. 89. dakikada Ümit Karan gol attı. Evet, A milli takım tarihinde Çek Cumhuriyeti'ne atılan ikinci gol oldu değerli izleyiciler. Yıllar önce 1994'te ilk golü Ertuğrul Sağlam atmıştı ve Ümit Karan Çek Cumhuriyeti'ne ikinci golü atan futbolcumuz oldu. Orhan'ın uzaktan şutu. Orhan geride kalan dakikalarda bir kez gole yaklaşmıştı ama bu pozisyonda vurdu. Perçe bu sefer hata yapıyor, sektiriyor. Ümit Karan araya giriyor ve topu ağlara gönderiyor. Adamı gözümüzle yedik, dünyanın en iyi kalecisi dedik. Bir milli takım kalesini yapmaması gereken hatayı yaptı. Tuttu topu çıkarttı, kaçırdı. Farkındasın değil mi? Keşke bunu daha önceki dakikalarda yapabilseydi. Evet. Teselli oldu işte bizim için. Zelenka. Yardımcı hakemin bir uyarısı var. Top milli takımda, artık son dakikalar oynanıyor. Dördüncü hakem Bülent Demirlek 3 dakika gösterdi. Kayıp zaman işareti. 90+3 oynanacak. 2-1 mağlup durumdayız. Bu son 3 dakikada acaba bir pozisyon bulup bir beraberlik şansını yakalayabilir miyiz? İbrahim Akın'a arkadan yapılan bir hareket var ve yerde kaldı milli futbolcu. Serbest vuruş kullanacağız ve takım halinde şu anda Çek Cumhuriyeti ceza alanına doğru hareket halindeyiz. Sadece Rüştü kaldı. Kendi yarı sahamızda. İşte görüyorsun değil mi? Hakem nelere sadakat gösterdi, buna göstermedi. 6 futbolcumuz ceza alanında. Orta yapıldı. Savunma Nuri gelişine vuruyor. İyi düşündü ama kaleyi farklı bir şekilde yanından dışarıya gidiyor. Rüştü kullanacak değerli izleyiciler. Rüştü'nün ceza alanına yaptığı orta. Ceza alanında tehlike yaratabilir. Ümit Karan vuruyor ve gol! Gol, 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 gol! Son saniyede, son saniyede Ümit Karan attı golünü. Ümit Karan 90+3'te beraberliği sağlayan golü atıyor değerli izleyiciler. Son 3 dakikada 2-0'lık yenilgiden 2-2'lik beraberliğe getiriyoruz skoru. Ha şimdi işte Ümit Karan'ın hem Fatih Terim'e hem de Genes'e çok güzel cevabı Ümit oldu değil mi? Ümit Karan golün adı. Bu geceye imzasını atan futbolcu Ümit Karan ve karşılaşma bitiyor. Golle bitiyor değerli izleyiciler. Ümit Karan'ın golüyle, milli takımın golüyle bitiyor. Herkes her şeyin bittiği an demişti ama bir şey bitmemişti. İşte o kullanılan çift vuruşta topu ağlara göndermeyi başarıyor Ümit Karan. 2-2'lik beraberlikle 90 dakika tamamlanıyor değerli izleyiciler.